Evet arkadaşlar sizlerle beraber Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda imzalanan Ateşkes Anlaşmamıza geldik. Mondros Limni Adası'nın bir limanı olan Mondros Limanı'nda Agemennon adı verilen bir zırhlı demir atmış bekliyor. Peki İngilizler adına kim geldi biliyor musunuz? Amiral Kaltrop adını verdiğimiz biri geliyor. Peki bizim adımıza kim gidecek? Gelin ona bakalım. Ahmet İzzet Paşa hükümeti adına kardeşlerim özellikle Rauf Bey gönderiliyor. Ahmet İzzet Paşa hükümetimizin adı. Gelense Rauf Bey. Rauf Bey yalnız değil. Sadullah Bey kardeşlerim özellikle dikkat ediniz. Reşat Hikmet Bey de heyetin içerisinde. Reşat Hikmet Bey son Osmanlı Mevuslar Meclisi'nde ilk başkandır sonra Celalettin Arif Bey'e bırakıyor. Hayatını kaybediyor maalesef kalp krizi geçirip. Mondros ateşkesi dediğimiz bu ateşkesi Ahmet İzzet Paşa hükümeti adına Rauf Bey imzalıyor. Tabii Rauf Bey kara kara düşünüyor. Acaba bize ne yapacaklar? Agamemnon gemisinde bizi lime lime doğrayıp kanımızı oluk oluk akıtacaklar mı diye. Sonra aklına Wilson amca geliyor. Diyor ki "Aa, ah, arkamızda koskoca Wilson amca var canım. O bizim yanımızda olduğu sürece Asla bize bir şey yapamazlar. Yenen devletler yenilenlerden toprak almayacak çünkü. Gizli anlaşmalar bertaraf edildi, geçersiz sayıldı. Ve aynı zamanda Wilson amca... ...Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerde... ...Türk egemenliği devam edebilir gibi bir şeyler söyledi. E, bunlar bizim için iyi diyen Rauf Bey... ...gülerek kardeşlerim kelebekler gibi uçarak... ...Agemenon denilen o geminin merdivenlerinden çıkıyor. Güverteye geldiğinde... Amiral Kaltrop var ya Amiral Kaltrop onu o dönemin meşhur şarkısıyla karşılıyor. Gel 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 güzelim gel gel acımayacak diyerek kardeşlerim onu tutuyor masaya oturtuyor. Sonra da kulağına diyor ki merak etme Raufçum Yunanlıları diyor sokmayacağız bu topraklara <laughs> diyerek kandırıyor bizi. Ardından da kardeşlerim Rauf Bey de hem Wilson'un verdiği destek hem Amiral Kaltrop'un sözleri kağıdı imzalıyor. Mondros Ateşkes Anlaşması özellikle kardeşlerim Osmanlı Devleti'ni fiilen bitiren anlaşma. Fiilen bittik. Niye? İşgaller başlayacak çünkü. Mondros Ateşkes Anlaşması Boğazlar İtilaf Devletleri'nin denetimi altında olacak diyor. Hele 7. maddede güvenliğimi tehdit eden bir durumla karşılaştığımda herhangi bir yeri işgal edebilirim diyor İngiltere işgallere hukuki dayanak oluştururken Wilson ilkelerine ters düşmekten bu maddeyle kurtuluveriyor. Bir de kardeşlerin vilayeti sitte altı vilayeti gözümüze sokuyor. Sivas, Erzurum, Van, Diyarbakır, Elazığ, Bitlis karışıklık çıkarsa işgal edeceğim diyerek buraları Ermenilere peşkeş çekiyor. Orduyu terhis ediyor. Silah ve cephanemi kardeşlerim elimden alıyor. Bakın görüyor musunuz Mondros Ateşkes anlaşması. Aynı zamanda kardeşlerim telgraf hatlarına el koyuyor. Telsiz, telgraf, telefon hepsi itilaf devletlerinin denetimi altında olacak diyor. Ve Toros tünelleri, demir yolları hepsi itilaf devletlerinde diyor. Kardeşlerim bütün bunlar Mondros Ateşkes Anlaşması'nın maddeleri içerisinde yer almakta. Tabii ki Mondros imzaladı Rauf Bey kenara çekildi. Ahmet İzzet Paşa hükümeti artık bundan sonra fatura onlara kesili verecek. Peki ne önemi var? Kardeşlerim, özellikle Mondros Ateşkes Anlaşması ile Osmanlı Devleti fiilen sona erdi dedik. Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanıyor, işgaller başlıyor. Ve işgaller karşısında Türk halkının nabzını düşürmek, Türk halkının tepkisini azaltmak için Osmanlı, İstanbul hükümeti nasihat heyetleri, heyeti nasihaları oluşturuyor. Aynı zamanda kardeşlerim Ahmet İzzet Paşa hükümeti aslında Mustafa Kemal'in sevdiği bir adamdı. İstifa ediyor. Onun dışında Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra ilk işgal edilen nokta kardeşlerim Musul oluyor. İşgaller karşısında ilk direniş ilk kurşunu da Hatay Dört Yolda Kara Mehmet Çavuş sıkıyor. Kardeşlerim bunlar Mondros Ateşkes Anlaşmasının önemli noktaları. Gelin isterseniz bir deneye bakalım kimler işgalci güç olarak kardeşlerim Anadolu'da bulundular ona bakalım. Mondros'tan sonra Anadolu'da işgalci kuvvetlere bakıyoruz. Mesela bakın kardeşlerim Yunanlar gelecekler İzmir ve çevresi Batı Anadolu'nun en güzel noktası birazdan göreceğiz Paris Barış Konferansı'nda İtalyanlar yerine Yunanlara bırakılacak ve Yunanlar geliyor. Kardeşlerim İtalya, Şezlong'a atmış tatil merkezlerine geliyorlar. Ve Fransızlar, Suriye topraklarından Anadolu'ya doğru girerken Hatay 4 yolda kardeşlerim ilk direnişte karşılaşıyorlar. Sonra Adana'ya gelip orada Kilikya bölgesindeki Ermenilere Fransız askeri üniformaları giydirip bizim üzerimize salıyorlar. Ardından Antep, Urfa, Maraş ilk başta İngilizler tarafından alınıyor ve Suriye itilaf ile bu topraklar Fransızlara bırakılıyor. Fransızlar bu topraklara girmek için mücadele verecekler. Kardeşlerim, İngiltere sadece Musul bölgesinde değil ki Anadolu'nun en stratejik noktalarına da çökmüş İngilizler. Mesela Samsun, Berzifon, İzmit, Eskişehir, Kütahya ki demir yollarının kesiştiği bölge, Çanakkale ki en önemli nokta orası çünkü Batı cephesinde Yunanları oradan destekleyecekler. İngilizler Çanakkale istihkamları o bölgeye yerleşi veriyorlar. O zaman dikkat edin kardeşlerim. Mondros ateşkesinden sonra Anadolu'da işgalci kuvvet bulunduran devletler Yunanistan, İtalya, Fransa, İngiltere. Dört tane devlet var ya aşağıdakilerden hangisi bulundurmamıştır diye çok güzel bir soruyla ne yapabilirler? Gelebilirler. Birinci Dünya Savaşı artık sona ermişti ve Birinci Dünya Savaşı'ndan yeni kayrılan devletlerle yapılacak olan anlaşmaların taslaklarının görüşülmesi gerekiyordu. Hem İngiltere'nin kafasında sinsi planlar vardı ki Osmanlı Devleti'nde burada paylaşırım diye düşünüyordu. İngiltere, Wilson amcanın da geleceğini duyunca, ABD'nin de konferansta bulunacağını duyunca hemen Araplara, Rumlara, Ermenilere haberler gönderdi. Sahte belgeler hazırlayın, öyle gelin dedi kardeşlerim. Bunun üzerine sahte belgelerle gelecekti. Rumlar ve Ermeniler özellikle Wilson amcanın önüne koyacaklar. Biz bu bölgelerde çoğunluktayız diyeceklerdi. Çünkü Wilson amca nüfusun çoğunlukta olduğu yerlerde o nüfus egemenlik hakkına devam edebilir demişti. Sahte belgeleri getirip Wilson'un önüne koyduklarında Wilson o belgelere bakacak. Evet nerede çokluk? Orada siz varsınız demek ki diyerek Rum ve Ermenilere bağımsız devlet kurma yolunu açacaktı. Bunu planlıyordu İngiltere. Bunu tasarlıyordu. Tabii ki Paris Barış Konferansı önemli bir konferans. Dörtler Konseyi kardeşlerim tarafından toplanıyor. Dörtler Konseyi İngiltere, İtalya, Fransa ve ABD. Kardeşlerim Paris Barış Konferansını toplayan konseyimizin adı oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarında bu sene vurgulamışlar. O yüzden dikkat etmekte fayda var diyorum. Paris Barış Konferansı'nda İngiltere çıkıyor kürsüye. İlk başta yenilen devletlerle yapılacak olan anlaşmaların taslaklarını görüşelim diyor. Almanya ile Versay, kardeşlerim Avusturya ile Sencermen, Macaristan ile Trianon, Bulgaristan ile Neuilly gibi anlaşmaların taslakları bakın Paris Barış Konferansı'nda görüşülüyor. Versay, Trianon, Neuilly, Sencermen taslakları nerede hazırlanıyor? Paris Barış Konferansı'nda. Peki sıra geliyor Osmanlı Devleti'ni paylaşmaya. Konferansa süslenip püslenip gelen bir İtalya'mız var. Smokinli giymiş, papyonu takmış, en ön sıraya da oturmuş. Ardından yanındaki ne diyor ki? Sıra bana geldi bak. Şimdi beni çağıracak ve bana toprak verecek İngiltere diyor. İngiltere Osmanlı Devleti'nin haritasını yansıtıyor kardeşlerim. Ardından da gayri ihtiyari elini İzmir'e koyuyor. İtalya öyle heyecanlanıyor ki yüreği pırpır pır atıyor. Hemen ayağa kalkıp smokinini düzeltirken İngiltere'nin iki dudağından çıkan şu cümle İtalyanlara kurşun etkisi yaratıyor. Ne diyor kardeşlerim İngiltere? Batı Anadolu, İzmir ve çevresi Yunanistan'a bırakıldı diyor. İtalya bir anda donup kalıyor. Başından aşağıya kaynar sular dökülüyor sanki. Sus pus oluyor salon bir anda ve İtalya kardeşlerim bu duruma tepki gösteriyor. Ama ne fayda İngilizler kararlı. İzmir ve çevresini Yunanistan'a bırakmak istiyorlar. Çünkü bu bölgede güçlü bir İtalya'dansa zayıf bir Yunanistan'ın daha çok işe yarayacağını düşünüyorlar. Maşa gibi Yunanları ne yaparız? Kullanırız. Ama İtalyanlar aslan kesilir, kaplan kesilir. Bizim önümüzde engel olur diyorlar. Bu sebepten dolayı da kardeşlerim dikkat edin. İzmir ve çevresi kime? Yunanistan'a bırakılıyor. Yunanlar ne kadar şanslı. Bunu duyunca zaten geceden sabaha kadar uyumamışlar. Sırtaki yapıp durmuşlar. Fedon söylüyor bunlar tabak çanak kırıveriyorlar. Kardeşlerim İtalya küstü. Paris Barış Konferansı'nı terk edecek. Sonra da kafa dinlemeye herhalde Antalya, Kuşadası, Bodrum, Marmaris gibi noktalara gelip yerleşecek. Peki dikkat edin kardeşlerim. Bu durum bana şu yorumu getirmesi lazım. İtilaf devletler arasında ilk görüş ayrılığı Paris Barış Konferansıdır. İkinci görüş ayrılığını Londra'da, üçüncü görüş ayrılığını da Ankara Anlaşmasında göreceğim. Kardeşlerim birinci görüş ayrılığı Paris'te, ikincisi birinci İnönü muharebesi sonrası yapılan Londra'da ve üçüncüsü de kardeşlerim 1921 Ankara Anlaşmasıyla birlikte görüş ayrılığı görülecek. Kardeşlerim tabi İtalya küstü gitti, İngiltere devam etti. Paris Barış Konferansı'nda uluslararası barışın sağlanması için Cemiyeti Akvam kurulacak denildi. Milletler Cemiyeti yani. Aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı'nda yenik düşen devletlerle yapılacak anlaşmaların koşulları taslaklara görüşüldü. Doğu Anadolu'da bağımsız bir Ermeni devletinin kurulması gündeme geldi. Bunların aklı fikri Ermenileri pop poflayıp durmakta. Aynı zamanda İngiltere ve Fransa Wilson ilkelerine ters düşmemek için sömürgecilik kavramını kaldırdı. Yerine manda ve himayeyi getirdi ve savaş tazminatı da demeyecekler artık. Tamirat kelimesini söyleyecekler. Paris Barış Konferansı'na iki tane rapor sunulmuş. Biri Hrisantos raporu, diğeri de King Crane komisyon raporu. Hrisantos Doğu Karadeniz bölgesinde kardeşlerim Rum nüfusunun Türklerden fazla olduğunu iddia eden sahte belgeleri sunuyor. King Crane de Orta Doğu'daki mandaterlikle ilgili, Filistin bölgesindeki mandaterlikle ilgili kardeşlerim görüşlerini rapor olarak sunuyor. İkisi de bizim işimize yaramaz, aleyhimize olan noktalar. Peki Paris Barış Konferansı Yunanlar o kadar çok mutlu oldu ki dedik sabaha kadar eğlendiler. Sonra da İngiltere'nin kapısını aşındırdılar. Ne zaman gidiyoruz İngiltere'ciğim bizi İzmir'e götürsene deyip durdular. Kardeşlerim İngiltere zamanı geldiğinde diyordu ama bir türlü o zaman gelmek bilmiyordu. Bu yüzden Yunanlılar ortaya bir yalan attılar. İzmir ve çevresinde Türkler Hristiyanları Rum kardeşlerimizi katledecek dediler. Kuyruklu bir yalan. Bunun üzerine 15 Mayıs 1919'da Yunan askerleri İzmir'de demir attı kardeşlerim limana. Geldiler, işgal için geldiler. Bir gün öncesinde bu işgali protesto ettik maşatlık mitinginde. Bir gün öncesinde kardeşlerim reddi ilhak cemiyetini kurduk. Yani işgali reddediyoruz dedik ama dinlemediler. İzmir 15 Mayıs 1919'da işgal edildi. Ve oracıkta kardeşlerim özellikle bu görüntüyü almak, bunu haber yapmak için bulunan hukuki Beşer gazetesinin gazetecisi Hasan Tahsin yer alıyordu. Asıl adı Osman Nevrez Hasan Tahsin. Hasan Tahsin bu görüntüyü kardeşlerim görüntülemek için oradaydı. Ve bir avuç Rum'un, bir avuç Rum halkının elinde bayraklarla Yunan askerlerini nasıl karşıladığını gördü. Yaşasın Venizelos'un araları İzmir limanını inletiyordu resmen. Ve dayanamadı. Kardeşlerim belindeki silah sarıldığı gibi tak 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 saydırıverdi etrafa. 3-5 tane Rum askerini gebertiverdi oracıkta. Kendi de göçüp gitti bu dünyadan. Hasan Tahsin, Batı cephesinin kardeşlerim Yunan'a karşı ilk kurşununu Hasan Tahsin sıktı. Peki ya Albay Süleyman Fethi Bey e ne demeli? onu derdest edip getirmişlerdi Yunanlı kumandanın karşısına. Yunanlı kumandan ille de yaşasın ve os diyeceksin diyerek Albay Süleyman Fethi Bey'i sıkıştırıyordu. Demem diyordu Albay Süleyman Fethi Bey. Ve apoletleri sökülmek istendiğinde bu apoletleri siz mi taktınız ki siz söküyorsunuz ulan deyip Yunanlı kumandana kafayı gömdü. Ve 22 süngü darbesiyle oracıkta şehit edildi Albay Süleyman Fethi Bey. Hasan Tahsin ve Albay Süleyman Fethi Bey'i unutma. Peki Yunanlılar gelmişlerdi İzmir'e. Katliamlara başlamışlardı. Köyleri yakıp yıkıyorlar. Genç, ihtiyar demeden insanları katlediyorlardı. Biz Avrupa'ya seslendik. Ey Avrupa, gel bak bakalım. Biz mi Rumları katlediyoruz yoksa Rumlar mı bizi diye. Avrupa bu bölgede kardeşlerim ekonomik çıkarlarını kaybetmek istemedi. Bak insanlar ölüyor diye değil, kadın çoluk çocuk ölüyor diye değil, ekonomik çıkarlarını kaybetme korkusu yüzünden bu bölgeye birinin gönderilmesini istedi. Kim o? Amiral Bristol. Uluslararası alanda haklılığımızı ortaya koyan ilk belge Amiral Bristol tarafından hazırlanıyor. Bu bölgede nüfus çoğunluğunun Türk olduğunu iddia eden, aynı zamanda bu bölgede Rumların, Hristiyanların katledildiği tamamıyla yalan olarak ifade edilen bir belge yayınlanıyor. Amiral Bristol önemli. Benim lehime. Peki başka hangi raporlar var? Amiral Bristol İzmir ve çevresinde. Karıştırma. İzmir liman kenti olduğu için Amiral Bristol, amiral rütbeli biri gönderilmiş. Deniz kuvvetlerinden. Mesela General Harvard var kardeşlerim bizim. General Harvard kendisi Doğu Anadolu bölgesine görevlendiriliyor. Doğu Anadolu bölgesini ABD mandaterlik altına almak istiyor. Git bak bakalım General Harbert mandatarlık altına alsak sence faydası olur mu? General Harbert Doğu Anadolu'da dolaşıyor. Tabi raporunda kardeşlerim bu bölgeyi mandatarlık altına alabilmek için 500 bin Amerikan askerini buraya yığmak lazım. Bu da masraflı olacaktır diyor. Aynı zamanda Doğu Anadolu bölgesinde Türk nüfusunun Ermeni nüfusundan fazla olduğunu iddia ederken aynı zamanda kardeşlerim Ermenilerin katledildiğine dair iddiaların da asılsız olduğunu söylüyor. Bu yüzden lehime ve Mustafa Kemal'le görüşen tek raportör Sivas'a gelip Mustafa Kemal'le görüşecek. Mustafa Kemal'le birer kahve içecek ve Mustafa Kemal'e diyecek ki efendim 4 sene muharebe ettiniz, 4 müttefiktiniz, neticede mağlup oldunuz. Şimdi tek başınıza bu savaşı nasıl kazanabilirsiniz? Zaman zaman fertlerin intihar ettiğini duyarız, görürüz. Şimdi de koskoca bir milletin intiharına mı şahit olacağız acaba? Deyince Mustafa Kemal sinirleniyor tabii. Elinde Erzurum Kongresi'nde aldığı oltu taşı tesbihini tutmakta. Sıkı vermiş bir an. ip kopmuş tesbih taneleri dağılmış. Ve bana bak General Efendi. Benim milletim bu tesbih taneleri gibi darmadağınık olsa da ben onları bir ipte toplamayı başaracağım demiş. Şunu bilmenizi isterim ki biz emperyalistlerin aman pençesine düşen bir kuş gibi tedrici korkak bir ölüme mahkum olmaktansa Babalarımızın çocukları sıfatıyla vuruşarak ölmeyi tercih ederiz demiş. Bu da sana kapak olsun, General Harbord. Peki başka neler var Lehim'e? Sandler raporu var. Mesela Sandler Hatay meselesinde kardeşlerim görüyoruz bunu. Hataya gidip orada rapor hazırlayan Hatay'da Türk nüfusunun çoğunlukta olduğunu iddia eden kardeşlerim ortaya koyan daha doğrusu rapor oluyor. Bir de Doktor Esat Işık'ımız var. Milli Kongre Cemiyeti'nin kurucuları arasında Doktor Esat Işık ve raporunda ilk defa Kuvayi Milliye Sözcüğü'nden bahsediyor. Doktor Esat Işık raporu. Altını çizdim. Özellikle kardeşlerim bunlar benim lehime. Amiral Bristol, General Harvard Sandler, Doktor Esat Işık. Ya Santos, Doğu Karadeniz bölgesinde güya rüm nüfusu Türklerden fazlaymış. Bir de Paris'te bunu Wilson amcaya sunuyor. Kardeşlerim King Crane. Bunlar da mandaterlikle ilgili belgeler sunuyorlar. Az değiller. King Crane. iki kolej müdürü ha bunlar. Aleyhime. Bir de Milne var. General Milne. General Milne, Türk kuvvetleriyle Yunan kuvvetlerinin kavgasını bitirmenin tek yolu araya hat çekmek diyor. Güzel. Çek bakalım hattını General Milne. Getirip Türklerin burnunun dibinden çekip, bir adım da geri çekiyor Türkleri. Niye? Çünkü Rum kuvvetlerine daha fazla işgal alanı oluşturmak için. General Minne, Hrysantos, King Crane bunlar aleyhime. Şimdi geldik sizlerle beraber işgaller karşısında Türk halkının ilk tepkisine. Müdafaa hukuk cemiyetleri. Cemiyetleri özellikle yararlı mı, zararlı mı? Buna göre ayırırsak güzel olur. Mesela yararlı cemiyetlerimiz Trakya Paşaeli Cemiyeti kardeşlerim. Edirne'de kuruldu Trakya Paşaeli Cemiyeti. Edirne, Lüleburgaz kongrelerinin toplanmasında etkili oldu. Kendileri özellikle Mavri karşısında mücadele verdiler. Gazeteler çıkardılar, basın yayınla da bu bölgenin haklılığını duyurmaya çalıştılar. Trakya Paşaeli Cemiyeti şunu da söyledi. Eğer İstanbul'un başına bir hal gelir, Anadolu elden giderse o zaman dedi kardeşlerim, o zaman Trakya Cumhuriyeti'ni kurabiliriz dedi. Ama SSA yani şart kipini ön plana çıkardı. Dikkat et Trakya Paşeli Cemiyeti Mira'nın karşısında. Doğu Anadolu müdafaa Hukuk Cemiyeti. İstanbul'da kuruldu Doğu Anadolu müdafaa Hukuk Cemiyeti. Şart vilayetleri cemiyeti olarak da geçiyor. Erzurum ve Elazığ'da şubeler açtı ve kardeşlerim hadisat al bayrak gazetelerini çıkardı. Le Pays adında Fransızca gazeteyle dünyaya haklı davalarını duyurmak için mücadele verdiler. Erzurum kongresini toplayarak örgütlenme de önemli bir adım attılar. Kardeşlerim Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti de Hınçak Taşnak adı verilen azınlık cemiyeti karşısında yer aldı. Trabzon Muhafaza Hukuki Osmaniye Cemiyeti. Vay! Trabzon'da da cemiyetimiz var. Doğu Karadeniz bölgesinde hem Rumlar hem de o bölgede böyle küçük gruplar halinde dolaşan Ermenilere karşı mücadele veriyor. Trabzon kardeşlerim cemiyetimiz özellikle Erzurum Kongresi'nin toplanmasında da etkili olan ikinci cemiyetimiz oluyor. Trabzon Doğu Karadeniz'de bakın Pontusçulara karşı mücadele vermiş. İzmir'de iki cemiyetimiz var. İzmir Müdafaa Hukuk ve İzmir Reddi İlhak Cemiyeti. Bu bölgenin kardeşlerim haklı davasını ortaya koymak için mücadele vermişler. İzmir ve çevresini Yunanlara karşı savunacağız demişler. Bakalım Balıkesir, Alaşehir birçok kongrenin toplanmasında da ön ayak olacaklar. İzmir kardeşlerim iki cemiyet. Kilikyalılar, Adana, Çukurova bölgesini savunuyorlar ama İstanbul'da kurulmuşlar. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti de İstanbul'da, Kilikyalılar da İstanbul'da. Kilikyalılar Adana Çukurova bölgesini Ermeni ve Fransızlara karşı savunacaklar. Kardeşlerim, Milli Kongre Cemiyeti, Milli Kongre Cemiyeti, bu var ya bu, bütün vatanı savunan bir cemiyet. Doktor Esat Işık, bu cemiyetin kurucuları arasında. Milli Kongre Cemiyeti işgallerin haksızlığını, Türk halkının haklı davasını dünyaya duyurmak için mücadele veriyor. Milli Kongre Cemiyeti. Kardeşlerim Kars İslam Şurası. Vay Kars İslam Şurası. Özellikle Kars İslam Şurası Ermenilere karşı ve o bölgede İngilizlere karşı mücadele vermiş. Kars İslam Şurası hatta Kafkas Cenubi kardeşlerim cumhuriyetini bile kurdukları söyleniyor. Hani Trakya diyordu ya başına bir hal gelirse Osmanlı'nın İstanbul giderse Anadolu işgal altına girerse o zaman Trakya Cumhuriyetini kurarız demişlerdi ya. Bunlar var ya bunlar daha hal gelmeden kurmaya kalkmışlar bile. Kars İslam Şurası Erzurum Kongresi'ne de delege ne yapacak? Gönderecek. Kardeşlerim Mimim grubu, Milli Müdafaa grubu, Mimim grubu İstanbul ve çevresinde kardeşlerim istihbarat grubuydu karakolların, işte bakıyorsunuz kardeşlerim cephaneliklerin bu bölgelerin istihbaratını alıyorlardı. Ve bunları tabii ki anında kardeşlerim etrafa bildiriyorlardı. Mimmim grubu deyip geçme. Hatta İstanbul'dan Anadolu'ya geçecek olanları Özbekler Tekkesi denilen tekkede topluyor ve oradan gece vakti aktarı veriyorlardı. Özbekler Tekkesi nice isimlere kardeşlerim ev sahipliği yapmış. Mehmet Akif gibi, Halide Edip adı var gibi. Onlar da Anadolu'ya geçmeden gizli gizli karargah olarak Özbekler tekkesini kullanırlardı. Kardeşlerim bir de tabi kanunlara aykırı olarak kurulan Milli Karakol Cemiyetimiz var. Milli Karakol Cemiyeti sonuçta aykırı bir davranışı var ki cephanelikleri basması, karakolları basması, düşman askerini gebertmesi kardeşlerim Milli Karakol cemiyeti gizli karakol cemiyetine düştü. Bunlar yararlı cemiyetlerimiz. ÖSYM bugüne kadar kardeşlerim yararlı mı, zararlı mı diye sormuş. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Peki zararlı cemiyetlere baktığımızda azınlıklar tarafından kurulan cemiyetlerimiz. Azınlıklar denildiği zaman Rum, Ermeni, Yahudi cemiyetleri. Mesela etnike eterya Rumlar tarafından kuruluyor. En eski cemiyetlerden biri. Hatta Mora'da Yunan isyanını çıkartan ve Yunanlara bağımsızlığını kazandıran ataları bunların. Peki Mavrimira. Mavrimira en güçlüsü. Fener Rum Patrikhanesi'ni yanına almış kardeşlerim. Rum izci okullarını yanına almış. Yunan Kızıl Açı'nı yanına almış. Güçlü bir cemiyet. Trakya bölgesi, Marmara bölgesi, Batı Anadolu'yu kapsayan ve Megola idasıyla kardeşlerim örtüştüren bir görüşleri var bunların. Megola idası. Bizans'ı yeniden canlandıralım diyorlar. Mavri, Mira. Kardeşlerim Pontus Rum Karadeniz bölgesinde Pontus Rum İmparatorluğunu yeniden kurmak istiyorlar. Tabatum'dan Samsun'a kadar uzanan bölgede. Aynı zamanda kardeşlerim Kordos Cemiyeti. Kordos Cemiyeti Mavri Mira içerisinde görev alır. Kordos. Kordos Cemiyeti Rum kardeşlerim göçmen bürosu olarak çalışır. Rum göçmenleri irtibat bürosu olarak adlandırılır. Bunlar Rumları doldururlar Yunanistan'a götürüyormuş gibi gösterirler. Ama Yunanistan'dan gece vakti doldurdukları Rumları getirip Karadeniz'e boşaltırlar. Güya Karadeniz bölgesinde Rum nüfusunu böyle artırmayı planlıyorlar. Az değiller akşam yatarken 3 kişi sabah 15 kişi uyanıyorlar eşeysiz yürüyorlar. Özellikle kardeşlerim Hınçak ve Taşnak cemiyetleri bir de Zaven Efendi var Ermeni Patriği. O da bu işin içinde. Ermeni cemiyetleri bunlar. Doğu Anadolu bölgesi Kilikya bölgesine uzanan bağımsız bir Ermeni devletini kurmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda İsralit, Alyans, Makabi cemiyetleri ise bağımsız bir Yahudi devleti Filistin bölgesinde kurmak için mücadele vermişler. Ve başarıya ulaşmış İsralit, Alyans, Makabi. Kardeşlerim bir diğer cemiyetimiz milli varlığa düşman cemiyetleri olarak geçiyor. Yani bunlar içimizden birileri. Bunlar azınlık değil. Milli varlığa düşman cemiyetler. Milli varlığa düşman cemiyetler içerisinde özellikle Damat Ferit gibi Vahdettin padişahımız gibi isimlerin de yer aldığı İngiliz Muhipler Cemiyeti yer alıyor. İngilizleri sevenler diye geçiyor. İngiliz Muhipler Cemiyeti sayesinde Osmanlı devletini bu bataklıktan kurtarırız diye düşünüyorlar. Yani gaflete düşmüşler. Kurtuluşu millette kendilerinde göremiyorlar. Wilson prensipleri cemiyeti, gazeteciler, edebiyatçılar, kardeşlerim onların oluşturduğu bir cemiyet. Halide Halideydi Padıvar da bir dönem bu cemiyetin üyeliğini yapmış. Ene de olsa Amerikan Koleji mezunu ya. Hani Amerika kurtarır bizi diye düşünmesi normalmiş. Kardeşlerim Kürt Teali Cemiyeti, İslam Teali Cemiyeti Sulh Selameti Osmaniye Fırkası, Hürriyet ve İtilaf Fırkası ve saltanat ve hilafet yanlısı olan subaylardan oluşan Osmanlı Nigahban Cemiyeti gibi cemiyetler bakın milli varlığa düşman cemiyetler olarak geçmiş. Bunları yararlı mı, zararlı mı diye ayır, senin için yeter. Çünkü ÖSYM, KPSS'de bugüne kadar kardeşlerim bunları yararlı mı, zararlı mı diye sormuş. O yüzden ona da dikkat et, yeterlidir. Şimdi hadi gelin isterseniz diğer videoda Mustafa Kemal'i o eşsiz yolculuğuna ne yapalım? Çıkartalım. Genelgeler, kongrelere doğru yol alalım sizlerle. Hadi diğer videoya geçelim.